Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Süleyman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Birliği tarafından Engelsiz Bir Dünya Çiziyoruz sloganıyla 75 engelli öğrenciyle beraber resim çizme etkinliği yapıldı. Kültür Park Konferans Salonu'nda yapılan programda daha önce engelli öğrencilerin yapmış olduğu sergi açılışı yapıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun sergi. Kes bakayım. Aferin. Resim sergisi gezildikten sonra resim kursuna katılan engelli öğrencilere sertifikaları verildi. Engelli öğrencilerin ilgiyle izlediği Nasrettin Hoca tiyatro gösterisi yapıldı. Beyefendi eder misin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yahu beyefendi hoş geldiniz. Ya neden hoş geldin ya? İnsan gelirken çikolata şeker bir şey getirir. Çikolata şeker bir şey getir. O ne ya? Hanıma bu boş gelmiş, boş. Boş değil, hoş geldin. Daha sonra üniversite öğrencileri her bir engelli öğrenciyi alarak Engelsiz Bir Dünya Çiziyoruz başlığı altında resim çizdiler. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Çocuklarımızın kendi dünyalarını çizdikleri dünyaların resimlerini bugün sergiye sunuyoruz. Yine aynı şekilde bugün okullarımızda eğitim gören ve kursiyerlerimizle beraber Tıp Fakültesi Öğrenci Topluluğu'nun tıp öğrencilerinin de beraber Engelsiz Dünya Çiziyorum. Hem farkındalık noktasında hem de çocukların hayallerini çizmelerini sağlayacağız. Birlikte bir engelsiz dünya çizeceğiz. Bakalım bugün çocuklarımız neler yapacak, ne hayalleri varmış. Bu noktada inşallah bunları çizip halka sunacağız. Eğitimci yazar Ümit Parsıl ise resim çizme ve boyama etkinliğini 2 gün boyunca devam edeceğini söyledi. Bu resimleri çeşitli yaş ve çeşitli engel grubundaki olan öğrencilerimiz yaptı. Birazdan zaten sergisi açılışında hep birlikte göreceğiz. Çok güzel eserler verdi. Engel gruplarına göre çok iyiler. Devamını diliyoruz. Buradan tüm engelli anne ve babalara özellikle sesleniyoruz. Onlara yeni bir dünya, yeni bir hayat, hayata kazandırma adına yeni bir adım. Parsel niçin bu çalışmaların yaptıklarını anlattı. Buradaki verdiğimiz mesaj yani topluma kazandırma bu bir. İkincisi de işlevsel hale gelme. Yani onların çünkü engel gruplarına göre otizmler de var, işitme var, görme var. Bunlar hani psikomotor becerilerini geliştirmek. En azından hani ailelerin yükünü ve o zor koşullarını bir nebze de olsa üzerlerinden alabilmek. Gayemiz bu. Tıp Fakültesi Öğrencileri Birliği üyeleri etkinliğe katılarak toplumdaki doktor korkusunu yenmek ve engelli bireylerle beraber olmak olduğunu belirttiler. Hem doktor korkusunu yenmek için hem de engelli vatandaşlarımızı önce bizim anlayacağımız için ve ileride de mesleğimizde onları daha iyi anlayabilmek için, daha iyi iletişim kurmak için geldik. Gönüllülük esasına dayandı zaten ve 1-2 3. sınıftaki arkadaşlarımızdan toplam 50-60 kişi geldik buraya.